kendimize aşık bir yürek. Bu ülkenin yetiştirdiği tertemiz simalardan Medine'de Allah Resulü'nün dizinin dibinde yatan Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri ile alakalı anlatılan şu meşhur hadise her gün Mahmut Sami Efendi Hazretleri Emin Önünden karşıdaki evine geçerken gemiye binmek için bilet alacak. Her gün o gün parasıyla 10 kuruş, 25 kuruş her neyse bozuk para her gün bozuk para, her gün bozuk para. Bilet kesen çocuk bir gün bileti içeride tutar. Üstad elini uzatır, içeriye doğru uzatınca bilet elini tutar. Efendim der, bu ne haldir? Sizin cebinizde hiç mi bütün para bulunmaz? Hiç mi büyük para bulunmaz? Her gün bozuk para, bilet kaç kuruşsa o kadar para veriyorsunuz. O Allah Resulünden terbiyeyi öğrenmiş, edepli insan. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri bu çocuğa dönerek der ki: Evladım, arkamda bir, pek çok insan bekliyor görüyorsun. Yağmuru var, kışı var, yazı var. Sıcakta terleyen var, soğukta üşüyen var. Benim size bütün para vermemden dolayı birkaç saniye bile olsa, 5-10 saniye bile olsa benim yüzümden bir insanın sırada beklemesi bir haktır. Ben başka bir kardeşimin hakkını üzerime almamak için buraya gelmeden önce paramı bozdurur senin önüne biletin parası kadar parayla gelirim. Hassasiyet böyleydi eskiden. Şimdi o güzeller önümüzde kandiller gibi yanıyor. Rabbim bu güzellerin ahlakını nasip eylesin. Kırmızı ışıkta beklemek de bir kul hakkıdır. Borçlu imkanı olduğu halde borcunu geciktirmesi. İnanın bu fotoğraftan alacağımız bir ders borcumuzun geciktirilmemesinin de bir kul hakkı olabileceğini unutmamalıyız. Randevu veriyoruz kul haklarına bakarken, Ukkaşeyi dinlerken sadece Ukkaşe'nin kıssasını değil, menkıbesini değil. Oradan bizim çağımıza düşecek, bizim ocağımıza düşecek, bizim yüreğimize düşecek, benim hayatıma düşecek, elime, ayağıma düşecek bir damla olmalı. Randevu verdin, bekletmemelisin. O da bir kul hakkıdır. Hassasiyet göstermek lazım. Zira eski büyükler demişler ki dünyada yedi adım beraber yürüyenler ahirette yetmiş yıl hesaplaşacaklar. Muhteşem bir hesap günü gelecek. Allah o günde bizi sıkıntılar içerisine düşürmesin. Resulullah aleyhisselamın izinde yürürsek, Efendimizin kokunutsunu takip edersek, onun güllere çağıran, bizi güllere götüren, bizi yeniden o mutluluk asrına götüren Hazreti Ömer'leri, kızını öldüren Hazreti Ömer'den başkasının çocuğu için sırtında un çavala taşıyan Ömer çıkaran bir medeniyet.